Aşk kokan anlar, zemsiz olmaz. Eminem Sözele hepiniz hoş geldiniz. Nasılsın Murat abicim? İyiyim sen? Ben de iyiyim. I'm so happy. Hey Houston fans, I'm so happy. Bu arada o zaman hemen tişörtlere geçelim. He. Mehmet Altın Houston tişörtünü kazandı. Elif Öztürk de Oklahoma City Thunder tişörtünü kazandı. Bugün de iki tişörtümüz var. Şöyle bir ipucu vereceğim. İkisi de şampiyonluk yaşamış takımlar birden fazla. Peki. İkisinin de e, pivotları NBA tarihin en önemli pivotlarından. Peki. Ve iki pivot da özellikle de e, insan hakları duruşuyla da ilk takımlarında oynarken Peki. çok büyük beğeni almıştı. Tabii aynı zamanda da tepki almıştı. Gelsin cevaplar. Başarılar diliyoruz tüm izleyenlerimize. T-shirt kazanma hakkı bu programda ve Game Time'da. 60.2'yiz. 69.2'yiz. Ne o? Abone sayımız. Valla Mart bitti. Aa evet Nisan gel. <laughs> Doğru Nisan geldi arkadaşlar kusura bakmayın. Bir 70'i geçelim ondan sonra yine bir şey bir şey yaparım ama biraz ıı, üzüldüm yani LeBron'un tarihi imzalıydı. forması. İmzalıydı bir de değil Yok, mi? Değildi. Ya evet değil. Işte. İmzalıları <laughs> vermeyeceğim artık çok ıı, laf işitiyorum. Hmm, kimden? Buradaki ekipten, Kosova'dan, abi verilir mi ya falan. Haklı da yani. Arada bir tane ver. Verirsen ne veririz. Bir, bir sürpriz olursa. Kadın basketbolumuz NCAA, Women's Basketball, Elite Eight. Onunla <laughs> başlamayacağız. Başka bir şeyle başlayacağız. Pardon ben kendi kafamı karıştırdım. E, bogdan bogdan o işe başlayacağız da ben o konu için çok heyecanlıyım. O yüzden o zaman ilk MNMC'miz gelsin sonra kadınlarımızla kızlarımıza geçelim. Şimdi burada niye bir sinir var Murat abi? Vallahi 113-96 öndesin. Chicago Bulls. 1 dakika 46 Atlanta. saniye kalmış. Ee, Atlanta son 6 maçın 5'ini kazanmış. Ee, Celtics'i 2 kez yenmiş. Ee, tek mağlubiyeti Milwaukee Bucks'a. Bu maçlarda Bogi 22 sayı, 5.3 rebound, 6.5 asist, 1 top çalma, %46 üçlük ve %52.2 eee şut yüzdesiyle oynamış. Ya yani her şeyin çok iyi gidiyor olması lazım. Şimdi Quinn Snyder'ı ben Duke'da oynarken de bilirim. Hı hı. o da sinirli bir adamdır. Ama Bogdan'ı hiç böyle görmedim. Fenerbahçe. Yani Bogdan gibi. basketbol camiasında benim yani sadece Türkiye olarak değil. en düzgün insanlardan biridir. Hatta yani çok sevmemin sebebi bir Fenerbahçe efsanesi olmasının yanı sıra hı hı. o zaman yani Mısra'nın doğum günü gelmişti. Defne'ye dedim ki ya bir rica edebilir misin ee, sabah mesaj yollasın ee, Whatsapp'tan. Sabahın köründe uyanmış yani Mısra uyandığında mesaj gelmişti İşte sevgili Mısra happy birthday falan filan. yani bu kadar da i̇nsani, e, has, insani ve hassas biridir. Niye bu kadar kızdı ben de hiçbir yerde bulamadım sen de bulamamışsın. A -a. Ama durup dururken de kızmaz. Oturttu diye mi acaba yani oynatmıyor diye mi? Abi, Ama yeni, e, yeniyorlar yani. 17 sayı fark var evet. ya orada çıkarken ona mutlaka bir şey söyledi o da hoşuna gitmedi. Bana 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 diye çünkü YouTube, bana, YouTube, evet, bana bana yapıyor eliyle. Yani Bana evet. mı diyorsun gibi. Hı hı. Jelko izlediyse ne düşünmüştü? Bir de onu düşünmek istiyorum. Hayır, bunu Jelko'ya yapamazsın da. <laughs> Tabii ki yapamazsın. Yani da. şimdi Bogdan'ın bir açıklaması var. Biz hep atışıyoruz. Bu anormal bir şey değil. Ama ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Tabii ki şey olarak şimdi Obra'ya niye yapamaz? Ya Çünkü Obra'ya çok büyük bir saygısı var. Evet. Demek ki Quinn Snyder'la ilişki o seviyeye gelmedi daha ki böyle çok 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 da sinirlen yani sinir, sinirlendirecek bir şey söylediğini zannetmiyorum ama Biraz da Dejan Murray de arkadan konuşuyor. O normal sakinken Dejan Murray arkadan fısıldıyor bir şeyler. Onunla gaza geliyor. Böyle yapıyor. Yok 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 konuşmayın diyor. Öyle mi? Evet. Orada öyle bir detay var. Olsun. Bogdan hiç sinirlerini bozma. Çok iyi oynuyorsun. Hele ki Murat abi de hatırlattı. Celtics maçı geriden gelinen bir inanılmaz bir karşılaşma ve galibiyetti. Boş ver. Olur bunlar. Hı, o i̇şte benim tamam dediğim, o Murat abi. Biz bunu de, her dakika yapıyoruz. Tabii tabii diyor. her dakika yapıyoruz diyor da o, o e klasik. O zaman antrenman yapın <laughs> <laughs> O klasik açıklamadır Bogdan ya. Neyse, olmaz. Nazarı olsun diyelim. Ee, Atlanta'nın nazarı da buradan <laughs> gelsin. Ee, yapacak bir şey yok. Sinirlerimize hakim olalım. Ben Bogdan'ın tarafındayım. Ben de Bogdan'ın tarafındayım. Quincy Snyder özür dilesin. Quincy Snyder önce gözlüklerini <laughs> Yapayım. İşte geldi senin kızların. Ben Angel'cıyım. Şimdi Caitlyn'cıyım da genel olarak bir Angel'cı tarafım var. Şimdi kadın basketbolu... Jujucuyum. Kadın evet. basketbolu zaten bir süredir inanılmaz çıkışta ve bu daha WNBA ya yansıyamadı. Hı hı. ben hep söylüyorum WNBA yazın oynamamalı. Hı hı. Tamam paralar esas Avrupa'da kazanılıyor. Hı hı. Ee, ama yani patlamaya hazırlar. Burada şimdi dört tane Kathleen e, Clark'ı her tanıyor. Iowa 22 numara. Angel Reese'i çoğu kişi tanıyor. Kavgadan dolayı ve yüzükten dolayı. 10 numara LSU. Paige e, e, Booker's'ı Connecticut. Birçok kişi duymamıştır. Ama o da e, yıldız seviyesinde. Esas burada Juju Watkins inanılmaz. Yani Herhalde Kathleen e, Clark böyle bir sezon geçirmiyor olsaydı herkes e, Cucu'yu konuşacak olacaktı. Şimdi Final Four'da Iowa ile Connecticut karşılaşıyor. Yukon. E, Huskies. Yukon. Bakalım ne olacak. Hı hı. Bria Hartley'i hatırlar mısın? Eski Fener şimdi Galatasaray oyuncusu. Kadın oyuncu. İsmi ne? Bria Hartley. Ha, hatırlıyorum. E, WNBA'da da oynadı. O da Huskies yani eski Husky'dir. Onunla konuşmuştum. Ben onu izle, izlerdim yani. hani Severdim. O diyor ki Yukon herkesin 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 okumak istediği oynamak istediği, bulunmak istediği okul diyor ama sen daha iyi bilirsin. Hayır şimdi şöyle ve burada da Caitlin Clark'ın açıklaması var. Şimdi e, Caitlin bağlı. Clark lisedeyken e, Connecticut'ın Connecticut efsane koçu Gino Oriyama Bırak ona teklif etmeyi, burs teklifi. Onu gidip seyretmemiş bile. Şimdi intikam zamanı e, geldi Catlin için. Niye seyretmedi? Şimdi o şeye de şöyle katılıyorum ve katılmıyorum. Şimdi e, Gino Auriyama'nın 11 tane şampiyonluğu var NCAA'lerde. Connecticut'ın 11 şampiyonluğu da onunla geldi. Ee, sadece Tennessee'nin 13 şampiyonluğu var. Onlardan fazla. Ama en son 2008'de şampiyon oldular. Yani, Tennessee. Yani, aradan bayağı bir süre geçti. Tabii Pat Summit'la, Nur için de yatsın, son 8 şampiyonluğu kazandı. Yani o 13'ün son 8'i Pat Summit'la geldi. O da efsane ötesi bir koçtu. <laughs> Şimdi oyun vefatından sonra dediği doğru, Connecticut yani eskiden Tennessee John UCLA erkek takımıyla mukayese edilirken şimdi Connecticut ediliyor. Ee, ama niye e, oraya e, bir teklif yapmadı hatta gidip izlemedi onu bilmiyorum. Şeyi göstermemiş ya yani ziyaret ziyarete gitmişler ailesiyle hatta okula. E, spor salonunu, soyunmalısı hiçbir yer gösterilmemiş Kathleen Clark'a. İntikam soğuk yenen bir yemektir ama. Valla şimdi burada esas benim şaşırdığım maçta bu gece. Bunların şeyleri oluyor işte bütün koşların gelip onları izleyebildiği Open Shurat mı ne diyorlar ona gitmemiş. Evet doğru. Aynen ona da gitmedi doğru söylüyorsun. Acaba kişisel bir aile ile alakalı, senin <laughs> babasını, babasının ne yana? Mümkün. Herkes değil. da değil. <laughs> Birazdan geliyor, oraya da geleceğiz. Bir şey söyleyeceğim. Juju ile alakalı, Juju Watkins ile alakalı. Chimi diye bir e, eski kadın basketbolcu, Afrika'da hatta temsilci e, WNBA oyuncusu. Şimdi analist ve yorumcu. Bir e, YouTube'da izledim. Bir program yapıyor ve bir bölümde Juju'dan bahsediyor. Juju imkanı olduğu her maça gidiyormuş Murat abi. Kadın, erkek, NCAA, kendi eyaletindeki her, her hangi bir basketbol maçı herhangi bir yerde oynanıyorsa gidiyormuş. Herkesle Bronny de buna dahil, LeBron James de buna dahil. Herkesle özel idman yapmak için menajeri üzerinden herkesin menajerine ulaşıyormuş. Lütfen bir saatte olsa, yarım saatte olsa birlikte bol yani bol şey yapabilir miyiz, antrenman yapabilir miyiz diye. Diğer taraftan da Kendisiyle alakalı konuşulan her programı izliyormuş. Ve mesaj atıyormuş ve e-mail gönderiyormuş. ve çok iyi de konuşuluyorsa çiçek yolluyormuş kanala. Evet. Müthiş değil mi? Juju Watkins. Bunlar çok bence güzel şeyler. Yani Aa, yaşının e, ötesinde kadın şeyler. Kadın basketbolu bence altın dönemine girmek üzere. Zaten e, LSU Iowa bu Elite 8 maçı daha Final da değil. 12.3 milyon izleyici <laughs> Yani çeyrek final oluyor. Çeyrek final. Bence zaten Iowa Connecticut maçı bunu rahat kıracak. 15 e, mi olacak? Kaç olacak? 14-15 olur. Şimdi bu maçı izlenme oranı NFL'e kimse yaklaşamıyor. Aynen. Kaç? Çok. 20 küsür ya. 30 bile var galiba. Hı hı. Ama geçen sezonki World Series Baseball şampiyonluk serisinin son maçından daha çok izlenmiş. Beyzbol. Ki Amerikan sporudur. Tabi burada sadece Amerika değil dünyaya da duyurmanın önemi var. Ama artık bir dünya ligi olan NBA'in final serisinden sadece bir maç bundan fazla izlenmiş. Diğerlerinin hepsini geçmiş. Çok 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 acayip ya. Ha? Çok acayip. Ve ben tahmin ediyorum ki Connecticut-Iowa maçı bunu da geçecek. Hı hı. Eğer South Carolina namalup finaline gelirse çünkü tek namalup takım. Bir de geçen sene yine namalup South Carolina'yı Final Four'un ilk ayağında Iowa elemişti. Iowa elemişti. <laughs> o da bunu kırabilir. Çok Muğazam güzel. Muazzam yani. Muazzam evet. Hadi kadınlarımız. Ee... Yani... Ee, Ülkede voleybola inanılmaz bir tabii ki Filenin Atatürk'ün kızları inanılmaz başarılara imza atıyor. Ama çocuğunuzun sadece kadın voleyboluna değil, yeteneklerine fiziğine göre kadın basketbolunu da yönlendirebilirsiniz çünkü patlamak üzere. Evet, patlamak üzere ama Murat abi dediğin doğru. Yazın değil. Ee, NBA ile aynı ben öyle, önemli. Yani ben öyle düşünüyorum. Hı hı. Hatta işte LSU'yu eledikten sonra Kim Malki ona gelmiş LSU'nun koçu. Kız demiş gideceğine çok seviniyorum. Sen başka bir şeysin. Hı hı. Hiç senin gibisini görmedim. Çünkü LSU maçında 41 sayı 7 rebound 12, 12 asist. iki top i̇ki çalma, top 20'de 9 üçlük. Bazıları yani e, dörtlük gelirse NBA'ye oradan. <laughs> o, o açıdan bu da enteresan. Şimdi biliyorsun Ice Cube Big Three daha ziyade böyle emekliler yani basketbolu yeni bırakmış veya büyük isimler için. Hawkins, Earl Clark hatta şeyler de var. Ee, James bir, White. Bir şey, turnuva yapıyor. Çok da izleniyor. <laughs> ee, mesela bu yazın. Bak bu olur. Doğru yazın. Evet. Bu olur. Caitlin Clark'a 5 milyon dolar Teklif etmiş. 5 milyon dolar çok büyük para. Kadın basketbolunda özellikle. Ama inşallah yakında çok dikkat çekecek bir rakam olmaz. <laughs> ee, hmm, anladın mı ne demek istediğini? Ve sadece 8 maç oynayacak. Takımı playoff yaparsa 2 maç daha oynayacak. Yani 10 maç için maksimum 5 milyon dolar alacak. Kabul eder mi? Ben olsam ederim. Ben de hemen. Ay nereye geliyoruz? Ailemle giderim. Benim Hayır de. bu şimdi e, Stephen Curry'nin şeyle üçlük yarışmasından Sabine da Sabine de, ondan da daha önemli bir adım olur kadınlar için. Evet. evet. Dame'le ama bir tane gelir ya senin dediğin gibi. Dame-Katling işbirliği. Vallahi zaten. zaten gelecek sene e, üç sayı yarışmasına katılacağını açıkladı. <laughs> açıkladı. Evet. E, bakalım. Bakalım o zaman e, şimdiden e, tebrik ederim. Gelsin M&M'simiz. Yok artık Luka Doncic. Toyota Center'da neler yapıyorsun Luka? Houston maç öncesindeki ısınmalarda Luka Doncic. Bir bunu nasıl akıl etti? Birincisi. İkincisi de bunun antrenmanını yapıyor mu? Kesin. Bence kesin. Sence yok yapmıyor mu? Hayır bilmiyorum yani. Maçta kullanacağı bir atış değil. Ama inanılmaz hakikaten bir Şuraya takım bakalım. arkadaşı sırada kafasını sallayıp her zamanki gibi diyor. Evet. Yani klasik Luka diyor. Jason Kidd de Picasso dedi. Sadece ona bir tane fırça ve boya verin. Ne boyayacağını hep birlikte görüyoruz dedi. Ama bu da yetmiyor. Şimdi evet. bu maç öncesi ısınmada. Bir de maçta... maçta eski takım arkadaşı abisi herkes Sergio Yu demiş ama ben Sergio Yu'nun böyle bir üçlük değil galiba ayağı çizgide. İki. Böyle bir şut attığını böylesini hiç hatırlamıyorum yani. Savunma ga, savunma anladım. gayet iyi. Hı hı. Gülüyor. Geliyor, eğleniyor. İşte bu yeni süper yıldız profili taraftarın beğendiği. İh. Stephen Curry de ondan o kadar çok seviliyor. Sadece oynadığı basketboldan dolayı değil. Hatta e, yine bir şov yapmışlar Golden State maçından önce. Yarı sahadan üçlük yarışı. Şurada olmak isterdim seninle. Elimizde popkornlarla izlemek isterdim. Sen Kıvanç abla ben. Ee, şey e, ya buna ekstra bilet satsınlar ya. <laughs> <laughs> yani Curry sokuyor ama diyor ki ayağın çizgideydi diyor kendisi çok da dikkat ediyor Curry tabii ilk attığı için o kadar dikkat etmemiştir hı hı. Ee, bir Curry için ama bir, müthiş bir eğlence yani maçtan önce gitmişsin video çekiyorlar onları biri tarihin gelmiş geçmiş en iyi hı hı. üçlükçüsü şutörü öbürü o kadar iyi şutör değil ama bazen inanılmaz şeyler yapıyor istikrarlı değil diyeyim. Yani gayet güzel abi Golden State maçına gidiyorsun bir de bunu izliyorsun. Daha <laughs> ne olabilir? Bunun için ayrı bile satı, satılır. Abi Ekstra bu, bile satılır Golden yani. Golden State bunu çok büyük paraya döne, döndürebilir diye düşünüyorum yani. Çok büyük paraya döndürebilir de çok büyük bir para var. Tarihin kontratı. 346 milyon dolar. Doncic. Doncic. Yorumlarınızı alalım. Benim? Tabii ki. Ya şimdi ben hala Luka'nın onun bak Curry yaptığı eğlenceyle emek çizgisini daha dengelemesini istiyorum. Emek dediğimde off-season, ölü sezon Çalışma. çalışmaları, hazırlıkları. Özellikle fiziksel şeyleri. Çünkü şimdi Allah korusun e, sakatlanma dakikalarına geliyor. Yani oynadığı dakikalara bakarsan, bazı oyuncular 8 sene oynamış olur ama gerçekte 9 sene, 9,5 sene oynamış olur. O da o yolda ilerliyor. İnşallah yani bir kere Avrupa basketbolu için hadi Yanis'i de sayalım. Sayalım. Yani Jokic, Yanis, Doncic. Upcoming star Alperen Şahin. Alperen inşallah. Tony Kukoc'u herkes çok sever. Pembe, pembe Panter. <laughs> ee, Pink Panther. Pink Panther. Şimdi şöyle bir açıklama yapmış abi. Yani e, tam olarak yazdım yani hata olmasın diye tam söyleyeyim. Vlade Divac ve Dino, Dino Raca yani. seviyesinde değil yok hiç. Ben yani ikisini de anlattım. İşte o yüzden. Defalarca. Şimdi e, ikisi de Kukoc'un e, eski takım arkadaşları. Raja hem Yugoslavya bölünmeden önce ee, Yugoslavya milli takımında, bölündükten sonra Hırvatistan milli takımında ve altyapıdan çıkarken de Yugoplastika'da. Vlada Divac da bölünmeden önce şeyde e, Yugoslav milli takımında e, takım arkadaşı. Ama yani şimdi e, Roger müthiş bir oyuncuydu. hücum oyuncusuydu. Müthiş. NBA'ye gitti, Celtics'te işte fena bir sezon geçirmedi. Şu anda istatistikler evet. e, ekrana geliyor. Ama Avrupa'ya dönmek istedi çünkü Avrupa'da kazanacağı parayı biraz WNBa şeyleri gibi NBA'de kazanamayacağını çok farklı olmadığını düşündü. Buralarda Diva seyrettiğin zaman e, öyle çok önemli bir e, silah gibi görülmez ama bütün detayları en iyi yapan oyunculardan biriydi. Ama yok hiçle mukayese edilmez. Yani yok içle mukayese edilmez. O açıdan yani Tony Kukoc burada biraz romantik davranmış. Güzel. Biraz. Romantik davranmış. Geçtiğimiz hafta bu arada kadro Partizan Olimpiyakos maçında da yerlerini almışlardı. Gördün mü? Evet. Evet. Ama katılmıyoruz. Sizin de görüşlerinizi alabiliriz. Murat abi sen ikisini de... Ama ben Divat'ı de... Raja'nın önüne, önüne koyarım. Koyarsın. Yok hiç. Divat, Raja. Okey. Peki. Ve... Yok hiç dedik ya. Yok hiç dedik. Yok hiç. O güler yüzün hiçbir zaman solmasın. O eğlencenin hiçbir zaman bitmesin. Eğlenceyi görelim. Yani şimdi Wemby bu maçta 23 sayı, 15 asist, şey 15 rebound, 8 asist, 9 blok ama işte Alperen 11'de 2 üçlük atar. Doğru organizasyonda, Cedi de arkada koşuyor. Şimdi burada yok hiç koşmayı pek sevmez, sıçramayı hiç sevmez. Ama Wemby Show'u izledikten sonra bir de onun içinde bir blok olduktan sonra bak zekasını kullanarak nasıl smaca gidiyor. Evet. şimdi Wemby'nin neredeyse quadruple double yaptığını söyledik. Yok işte 42 sayı, 16 rebound, 6 evet. asist, 2 blok. O da 6 da bir üçlük attı. Normalde daha iyi atar. Ama yani bu bir 5 sene, 6 sene belki yok yok hiç o kadar oynamaz. 5 ee, sene oynar mı tabii oynamaz mı? Ha, belli olmaz. İki şampiyonluk daha kazanırsa <laughs> hadi bana eyvallah. Sırf Atlarına binip <laughs> Red Kit gibi güneş batısına doğru. Sen biliyorsun Red Kit. Herhalde <laughs> onu biliyorum ha, ne, ne tabii ki. <laughs> ee, bak demin blok yedi. ama bu o işte. <laughs> bu blok ama güzel bloktu. Çok temiz blok. Çok temiz bloktu. Zaten o boya bu blok yapılacak mı, mı? Yani e, şunu söyleyeyim, İnşallah hiç sakatlık olmaz. Ee, NBA bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Ben bir yüzünden. Hiç böyle bir e, yani. <laughs> Hayır. Hiç gelmedi. Bakar mısın dur şimdi şey blow açacaksın değil mi? Evet. İnanılmaz. İnanılmaz bir şey ya. Hayır bir de farka bak şeyle arasında, Lopez'de. Tabii canım. 3.5, 2.4 %50 2. 4. daha fazla. Hı -hı. %50 Evet, evet Wemby çok Wambi. iyi bakıyor kendine. Devam etsin. Hı -hı. E, şutunu da düzeltsin Evet. İnşallah ileride Wemby ile e, Alpi arasında üçlük düelloları izleriz. Hı -hı. E, Memo'nun öyle bir tane Dirk'le vardı. <laughs> Alperen Membi de güzel olur, yakışır. O da güzel olur. E, ama yok için açıklaması eğlendik e, şeklinde bir açıklaması vardı. O çok evet. o hep eğleniyor zaten. <laughs> i̇şte demin söylediğim o profile uyuyor. Yani böyle eğlenerek şey yapan ee, süper yıldız. Oyun içinde var olan süper yıldız. Şimdi seninkiler yine konuştular Murat abi ya. yani yine o e, muhabbet döndü işte Houston Rockets konuşulurken. Tabii ki Paul Pierce ve Kevin Garnett. E, Paul Pierce diyor ki Alperen'i takaslayıp yerine veteran bir parça alsınlar. Jalen Green üstünde takım kurulacak oyuncu diyor. E, Kevin Garnett diyor ki durup dururken bir durup dururken bir Alperen çıkaramazsın. O merkez oyuncusunun ta kendisi diyor. Evet. Ne dememi istiyorsun? Ne yani yorumlar ne? Paul ne kadar mi? izlediğimi mi söyleyeyim? Sıfır. Hiç izlemiyorum. Hiç mi? Boş konuşuyor. Çok boş konuşuyor. Yani bu boş konuşma. E şimdi bunu bunun beş gün önce yaptılar galiba. Son iki maçtan sonra bir Jalen Green'i değerlendirsin. Değerlendirsinler. Doğru. Salı karşı oynanan Salı gecesi. 11'de 2 ile 5'te 0, 17'de 2. Hı, hı. Hadi. <laughs> evet. Koşan bir takım kur etrafında. Bunu biraz ilgi çekmek için Amerika medyasında Amerikalılara biraz Seven çekmek Hane için yapıyorlar. kolluyor var. tabii şeyi. Tabii. E o kollaması lazım Alpereni. Daha da kollaması lazım hatta daha neyse. Ama yani bazı yorumcular bak mesela ben e, şeyi de artık izlemiyorum. Neyi? Şey, ee, şey A. <laughs> Vaktin evet. yani çok değerli. O ama farklı bir şeye dönüştürdü artık o şovu. Evet. E, Ratinglere yani o rating peşinde koşuyor. Para makinesine çevirmeye aynen öyle. çalışıyor. Aynen öyle. Aynen öyle sponsorluklar alıyor. Işte o zaman da oyuna saygınlık e, kayboluyor. Hı hı. Barkley, e, Şak ikilisinden veya Ernie, Ernie ile katılmış için. Orada yine basketbol konuşuluyor, <laughs> konuşuluyor bence. Yani e, tabii ki onlar da rating peş e, peşinde. Ya bir de yani Charles Barkley ve Shaq sevilme açısından yani Stephen A. E, plakayı okutur giderken. <laughs> Peki, Moses Brown'dan ilginç bir serbest atış var. Ya çocuğum, evladım hiç Bu mi koçun olmadı? Bu ne Murat abi? Yani? Ha? Avrupa'da ben görmedim böyle. Larry Richard bile böyle atmıyordu <laughs> ya. Bu ne? Ben de daha iyi atıyorum. Ben, i̇nan ben daha ya iyi atıyorum. Ke kesin daha iyi atıyorsundur yani. Abi bu sezonki e, serbest atış yüzdesi yüzde 24. Bir <laughs> şey diyecek mi demiyorum evet. Daha önce de iki elli atıyordu. O olmayınca. Gerçi o zaman daha iyi atıyordu. Çünkü yüzde 50 civarıydı. Hı -hı. Bunu bulmuş. Ama yani hiçbir koçu olmadı ya? Altyapılarda, lisede, üniversitede. Tekniği gösteren. Yani. Hı hı. İşkence gibi. Yine ee, Kaseya Center'da bir MVP, MVP, MVP sesleri yükseldi New York Knicks maçında ama bir M Miami Heat oyuncusuna değil. Ama bence Brunson. bunlar Knicks taraftarı. Knicks taraftarı da bence Miami Heat forması giyip içeri giren Knicks taraftarı. Hayır niye biliyor musun? Ee, Jalen e, Brunson kötü maçlarından birini oynadı. <laughs> Yani 20 sayı, 2 rebound, 10 asist, 5 top kaybı, 12'de 4 ikilik, 6'da bir üçlük. Ve 3 yenilgiyle oradalardı. Şimdi çok eksik var. Ee, ya Bu sezon bir de 35.1 dakika alıyor maç boşuna. E Julius Randle 29 maç kaçırdı. Mitchell Robinson 51 maç kaçırdı. O.G. An An Anunobi <laughs> takastan sonra 26 maç kaçırdı ki oci oynadığında 15 galibiyet, 2 mağlubiyetler. Hı, hı. E tabii yani yükü çok ağır. 3 tane çok önemli oyuncudan bahsediyoruz. MVP oyu alacaktır. Tabii ki. Hem de iyi bir sayıda alacaktır. Ama ilk üçe falan gireceğini bile zannetmiyorum. Çünkü hakikaten inanılmaz sezon geçiren bazı oyuncular var. Bence Luka bu sezonun. Yok. Değil mi? Sence? Yok hiç. Yok hiç mi yine? Enbiit sakatlanmasaydı çok çek, e, çekişmeli olurdu ama. Enbiit dedim Murat abi o zaman bir. Abi el... şimdi Luka, Luka sezonu dört e, tane triple double, bir tane e, hı hı. 61 sayılık maçla kapatır. <laughs> e, hemen e, çünkü şey daha çok hatırlanır. Son. Son. Değil mi? Sonlar her zaman. Yani çok sevdiğim bir laf vardır sporda. Son maçın kadar iyisindir. Ay, You're as good mi? as your last game. Güzel, çok güzel söz. Bunu kapakta kullanabilir miyiz? <laughs> Allen Iverson. Evet. Bir... Bir geri döndü. Evet. Bundan önce çok uğraştı kazanmak için ve... Salı sabah karşı oynanan maçta kazandılar. Şimdi bu çok önemli. Niye önemli? Allen Iverson yani Philadelphia tarihinde 76ers dediğin zaman akla ilk kim gelir diye sorarsan benden yaşça büyükler hala hayattaysa hı hı. Will Chamberlain der. Benim jenerasyon Dr. J, Julius Irving hı. der. Benim jenerasyonla benden biraz alt jenerasyonlar Moses Malone der. Çünkü hı hı. şampiyon olamıyordu Philadelphia. Transfer oldu. 4-4-4 dedi. Yani 12-0 şampiyon olacağız playofflarda. Bir maçı kaybettiler. 12-1 oldu. Yine benim jenerasyonumun biraz büyükleri Billy the Cunningham'ı The Kangaroo Kid onun biraz da lakabı çok güzel olduğu için ama e, o da akla gelir ve tabii ki Charles Barkley. Ama yeni jenerasyonlar ki seyretmemiş olsa bile canlı, Alan Iverson der. Ve e, Alan Iverson'ın buraya gelip e, Joel Embiid'e moral vermesi e, müthiş. Çünkü eğer bir şey olacaksa Philadelphia'da bu sezon hı hı. Joel Embiid'le olur. 14 galibiyet, 27 mağlubiyet olmadığı maçlarda. Yani %33. En son ocaktaki kazanmışlardı. Neredeyse %33 yani. E, o yenmek de önemli. Yalnız evet. tabii %100 hazır değil. O da şey ilginç bir e, açıklama yaptı. E, Psikolojik olarak çok yıprandım dedi. Yoksa kendime çok iyi baktım. Ben olgunlaşıyorum. İki ay dediler. İki ay sonra i̇ki döndüm, döndüm, döndüm. dedi. Evet. Evet. İnşallah... E, Sonunda hiç sakatlanmadan bir e, NBA playafları izleriz. İnşallah. İnşallah diyelim. Ee, ve bitti yemek serimiz. Aa! Aa! Ve şimdi bilim kurgu. Geçen haftadan beri beklediğimiz konu film köşemiz Murat Muratanoğluyla bilim kurgu. Şimdi e, geçen hafta uzayları yaptık. Uzayda geçenleri. Bu hafta da. Science Fiction, Türkçe'si bilim kurgu. bilim kurgu. Ya ben esasında geçen hafta çok uzay şeyi olmadığım söylemiştim ama şeyde tam tersi bilim kurguda. Hemen şeyimi sayayım ilk beşimi, i̇lk beşim. ondan sonra tavsiye edeceğim filmler olacak. Beş numaraya. Invasion of the Body evet. ne açıyor? Seyrettin mi? Evet biliyorum. Eskisini mi yenisini mi? Yenisini galiba. Daniel Salerno'dan. Babamdan dolayı biliyorum. Ha. Muazzam bir film. Eskisi de çok güzeldir. 4 numaraya October Sky. Hı hı. Gerçek hikaye. Hı hı. Ha, dur anlatmayayım o zaman. Seyret. Hı hı. Ee, gerçek bir hikaye. 3 numaraya War of the Worlds. Hem orijinal hem Tom Cruise'lu. War of the Worlds. Biliyorum. Seyrettin mi? Seyrettim. Yani. Beğendin mi? Çünkü Tom Cruise'u çok sevdim. <laughs> Beğendin mi? Beğendim. Evet. İki numaraya hem Terminator 1 hem de Terminator 2. İkisi de mükemmel. Arnold. Schweizernecke. I'll be back. Ve <laughs> Linda Hamilton'ın da orada şeyini unutmamak lazım bir numaraya da yine Steven Spielberg Close Encounters of the Third Kind eskidir çok değil ama çok eski değil. İlk işte uzaylıların şeye gelmesi Dünya yani. dünyaya gelmesi ama bunların yanı sıra ben tam bir John Carpenter hayranıydım şeyden sonra Halloween'den sonra The Thing ve They Live. Tamam. The Thing. The Thing evet The Thing biliyorum. Seyretmemişsindir ama. The They think. Live muazzam bir film. Seyredeceksen anlatmayayım hiç. The Thing'i izlemedim ama biliyorum. Apple TV'de varmış mükemmel. They, They Live. They Live. Murat abi 88 yapımı. Oo bu çok güzel afiş. E, tamam ben de 58 yapımıyım. Ne olmuş? 30 yaşında aşk bir... olsun ben ondan demedim. Hızlı Müthiş. hızlı gidiyorum. I Robot. I Robot Will Smith. Will Smith. Ee, Minority Report, Tom Cruise. Ondan sonra yine Arnold, hatta ilk beşe koyayım mı diye Predator muazzam filmdir. Hı hı. Jeff Goldblum, The Fly. Hı, hı Yine Tom Cruise, Edge of Tomorrow. O da çok güzeldi. Yine Tom Cruise. Ben Tom Cruise'u senden daha çok seviyormuşum anlaşılan. Oblivion. Onu izledim Oblivion. Blade Runner. Onu da biliyorum. Çıktığında yani hiç sevilmemişti Abuk subuk bulunmuştu. İzleyin. Independence Day. Tamam. Will Smith. Bill Pullman. Jeff Goldblum yine. Star Troopers. İnanılmaz action. Yani öyle Star Troopers, Contact, Jodie Foster. İzledim onu. O, o da güzeldi. Bir de eskilerden ilk seyrettiğimde çok etkilenmiştim. Siyah beyaz. The Day the Earth Stood uh, Still. The Day the Earth Stood Still. Azım evet. kurudu, uh, İngilizceyi unutmaya başladı. So, <laughs> Yok tamam hı. bitti zaten. Yes. Yani. Uh, Tavsiye ederim eğer e, Science tamam. Fiction seviyorsanız. Evet. Yani Tom Cruise'un inanılmaz bir listesi var. Hatta işin gücün olmadığı bir gün seyretmediklerinden bir Tom Cruise günü yapabilirsin. Tamam peki. Peki Matrix'i koymadın mı? Yani. Ben onu bekliyordum senden ilk. Şimdi Matrix'i çok, ilkini çok beğendim. İnanılmaz bir filmdi. Ondan sonra Star Wars'da olduğu gibi hmm. biraz kaybolmaya başladım. <laughs> yani herhalde yaş olarak biraz daha genç olmam lazımdı takip etmem için. Yani Matrix eh. fikir muazzam. Yaratıcılık muazzam. Oyunculuk muazzam. Oyunculuk muazzam. Yani hatta yani hep Tom Cruise çıktı ama... Keanu Reeves. Keanu Reeves'i ben daha çok severim. Ben de. Çok severim ee, Doğru evet. Matrix'ı da bir yere bir şekilde koymam gerekiyordu. Aa koymuşum da görmedim. Bak en üstte. <laughs> Mad Max serisi. Ha, Mad Max serisini biliyorum evet. Ee, Back to the Future. Back to the Future üçlü film. <laughs> Çok komik. <laughs> Michael J. Fox. Onları da koymuşum görmedim. Aa, Tavsiyeler var. arasında. Tavsiyeler arasında var. Sizin de bilim kurguda tavsiye edeceğiniz filmleri alalım. Murat abiye ben okutuyorum yorumları. Diyoruz Murat abi senin bir yayının var. Gitmen gerekiyor. Ağzına sağlık. Haftaya ne yapalım? Onu da izleyenlerimizden. Bu sefer sen, izleyenlerimizden. Sen ben. bana bildirirsin. Tamam ben sana bildireceğim. Sizi öpüyoruz. NCAA Women's Basketball. Kalın lütfen. izleyin açın. Tebrikler diyoruz bu arada. Kathleen Clark ve... Bakalım öpüyoruz. ne olacak bu evet, akşam. Bakalım bu akşam ne olacak. Öpüyoruz sizi. Hoşçakalın.